Senin hayatında da böyle bir kökten değişiklik yaratan bir hadise oldu mu hiç? Kökten değişiklik yaratan bir hadise, yani ben hep futbolu hayatımın en tepesine koydum. Hı. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Kartal'da oynamaya başladıktan sonra işte biraz daha A takıma çıktık vesaire. Şu olabilir. İlk transferimde o zaman rahmetli İlhan Cavcı beni çok istiyordu Gençlerbirliği'ne. Hı. O zaman biliyorsunuz Gençlerbirliği bir genç oyuncu ve yurt dışından gençleri getirdi. Hep ünlüydü. Evet. Transfer konusunda marifetli. Türkiye liglerine piyasaya sürebilen bir takımdı. İlhan Cavcav çok istiyordu beni ve o zaman menajerim, şimdi abim menajerim yine tekrardan, Erdin Şehit'le beraber bir otoban kenarında Fenerbahçe'den, evet Fenerbahçe'de görüşmeye gittik. Dönüşte otoban kenarında durduk. Bana dedi ki Fenerbahçe'yi mi istiyorsun yoksa Gençlerbirliği mi? Gençlerbirliği'nde dedi forma nasıldı? Burada dedi Rüştü abim var. Dedim ki abi dedim, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye gidelim. Ben Rüştü abi kızabilir ama inşallah dedim formayı Rüştü alırım, alırım dedim. Ve öyle bir Fenerbahçe yolu oldu. Yoksa belki gençlere gitsem, orada oynasam bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir takıma gelebilir miydim? Gelemez miydim? Ya da hayatım böyle mi şekillenirdi? İşte o otoban kenarındaki o arabadan inip karar vermek belki hayatımın dönüm noktası olabilir. Bence ikiniz için de, yani menajerini kastetmedim de Rüştü ile de ikiniz için de güzel bir hikaye bu. Formayı alacaksan Rüştü'den alacaksın. Sen de formayı vereceksen Volkan'a vereceksin. Evet, Rüştü yani. Abin de ben de emeği çok. Ben geldim zaten ertesi sene Barcelona'ya gitti. Barcelona'ya gitti, evet. Peki Volkan, bu soruyu da soracağım yani. Ben sormazsam bana kızarlar. Yediğin en kötü gol hangisiydi? Yediğim en kötü gol. Var mı öyle çok bir tane? Çok gol var abi. Hangi ya, çok vardır canım. Ama yani bir tanesi. En kötü mü yoksa en böyle skor etkileyen mi? Senin için unutulmaz. Yoksa tıngır mıngır girmiş de bilmem ne, onları merak etmiyorum. Olur, her şey olur. Futbol oynadım ben de. Ama ya senin için, benim için yandığın şey var mı? Yandığım şey Galatasaray maçında Nonda'dan yediğim gol olabilir. Kimden? Nonda'dan. Nonda'dan yediğin. Edu'yla beraber topa çıkmıştık. O da atmamıştı yani. Biz birbirimize çarpışınca boş kaleye atmıştı. Ha, anladım. Onu diyebilirim. Peki bu kalecinin kaledeki yalnızlığıyla ilgili bir soru sormam şart. Tamam. Yalnızlık nasıl bir duygu? Hem hayatta hem kalede. Aslında ben yalnızlığı sevmem. Mesela evet, kalecilik mesleği gereği kalede yalnızsınız. Evet. Mesela forvet gol atar veya atamaz. Forvet pozisyon hatası yapar, orta saha pozisyon hatası yapar, defans pozisyon hatası yapar, kaleci veya herhangi bir şey. Sadece pozisyon hatasıyla bağlamayalım. Ama kaleci yaptı mı gol olur. Kalede yalnızsınız. Sahaya çıkarsınız 11 kişi, tek senin forman farklıdır. Dediğiniz gibi yalnız adamdır ama ben yalnızlığı gerçekten hiç sevmem. Her yemek yerken yanında birisi olması lazım. Her oturduğumda yanında birisi olması lazım. Sohbet etmeyi, konuşmayı çok severim. Ama kalede yalnızım. Yalnızlığı kalede yaşıyorum. Ama normal hayatta çevremle beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bak, bir önceki soruyu şöyle döndürüp sorayım. Hayatta yediğin en büyük gol, en kötü gol neydi? Hayatta yediğim en kötü gol... Yani öyle çok kötü bir gol yemedim ya. Oh ne güzel. Yemedim. Yani güzel. Şöyle söyleyeyim. Hep şunu söylerim. Hayatta karşınıza hep doğru insanlar çıksın. İyi insanlar. Doğru çıksın. İnsanları, iyi insanları seçerseniz hayatınızda gol yeme lüksünüz çok fazla olmuyor. Şöyle, yanlışlar olmuş olabilir. Yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Ama gol yiyebilecek bir pozisyon olmadı. Güzel. Evet. Umarım hep böyle devam eder. İnşallah.